Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz, her şeyiniz yerindedir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz biz. Bugün çocukların okullar tatil arkadaşlar. Okulumuza su bastığı için gerçekten çok büyük geçmiş olsun okulumuz adına. Dedim çocuklar evdeyken hazır havada şöyle iyiyken koltuğumu sildim. O çıktı aradan. Diğer vlog kanalıma yükleniyor şu an. Halıyı sileceğim arkadaşlar. Malzemeleri falan getirdim. Süpüreceğim şöyle bir güzel. Dışarı açacağım ki havalansın. Bugün bol bol böyle temizlik günüm. Bu sadece halı şey olacak arkadaşlar. Halıyı silip durulayacağım. Fazla sizi sıkmak istemiyorum. Şimdi başlayalım. Neyle sileceğim? Hemen onu göstereceğim. Daha önce ben biliyorsunuz Veniş Costa'nın halı koltuk temizleyicisi ile halılarımı temizliyordum. Gerçekten Veniş Costa halı silden çok memnundum. Lekeler olsun şey olsun çok güzel çıkartıyordu. Bugün farmasinin genel temizliği konsantre olan onunla temizleyeceğim. Koltuklarımı temizledim. Hani güzel şey ama şimdi Şimdi onunla da halımı sileceğim. Bakalım lekeleri çıkartıyor mu? Nasıl? Göreceğiz sizlerle birlikte. Ulaşmak isteyenler arkadaşım Farmasi Sema'dan ulaşabilir. Instagram'dan linkini koyarım arkadaşlar. Şimdi hemen süpürelim. Temizliğimize başlayalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim hemen. Soran arkadaşlar olacak. Tersten çekiyor galiba. Evet, tersten çekiyor. Şimdi bundan bir kapak koyup arkadaşlar halımı sileceğim. Kapak şimdi ya. Neyse şöyle boşaltayım arkadaşlar. Bayağı bir konsantre. Bugün ayrıca kargo bekliyorum. Kargom gelecek. Yine temizlik ürünü gelecek. Bu sefer başka bir ürün firma. Onu ilk defa deneyeceğim. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Tamam anneciğim. Onunla şey yapacağız. Ben açıkçası doğru konuşmak gerekirse arkadaşlar farmasinin genel temizliğini ilk defa deniyorum. Ersa daha önce kullandım. Gerçekten Ersa'dan memnundum. Diyici temizleyicisi olsun, yer silme olsun, yağ sökücüsü olsun. Ersa'nın da çok güzeldi. Özellikle böyle bir fresh koku bırakıyordu. Tuvaletinizden falan böyle gitmiyordu gün boyu. Böcekleri de yok ediyordu haşerileri. Farmasinin genel temizliği. Ersa'nın. Farmasinin ilk defa yani deniyorum. Bakalım. Soğuk suda köpürmüyor arkadaşlar. Bir ara soğuk suda yapmıştım. Sıcak suda şöyle köpürdü farmasinin. Şimdi buraları sileceğim. Anneciğim bunları götür. Şimdi başlayalım hemen temizliğe. Haydi bismillah. Thank you.
arada arkadaşlar halılarımı siliyorum ya. Benim gibi çok sık dokuma halı almayın. Yünlü halı. Gerçekten çok sık dokuma olunca kurması bile o kadar zor. Halı yıkamacıya veriyorum. Aşırı. Bir de olduğu gibi altının sarı suyu çıkıyor arkadaşlar. Ve pul pul. Bazı halılar dökülür ya, aslında garantisi vardı. Bilseydim o zamanlar geri iade eder, değiştirirdim. Gerçekten yani halının altı falan hep mahvoldu. Diğer halımın altı dökülüyordu. Çöpe gitti o. Hava alırken gerçekten araştırıp alın. Hani görüntüsüne şeyine yarsımayın arkadaşlar. Bazen gidiyoruz hemen görüntüsüne şeyine yarsıyıp alıyoruz. Ama iyi çıkmıyor gerçekten. Bakın, araştırarak alın arkadaşlar. Abisinin ödevini şey yapmış, abisi kızmış, ağlıyor arkadaşlar. Bu arada boya kalem izlerim var ya arkadaşlar. Onu farmasi genel temizlik pek çıkartmıyor. Ama benim şu kostları yaptığımı çıkartıyordu. Bunda hafif içinde kalıyor. Çıkartıyor ama karşılaştırma olursa o kadar çıkartmıyor. Farmasinin genel temizliği boyaları. Baya bir bastırmama rağmen çıkmıyor arkadaşlar. Keçeli kalem boyası. Kakaolu süt lekesi falan vardı. Onları da hafif şey yaptı. Benim de halı sık dokunuyor arkadaşlar. İçine kadar şey yapıyor. Denedim. Tamam olsun. Bir şey olmaz anneciğim. Bayağı bir uğraşıp denemek gerekiyor. Hafif üstten çıkartıyor arkadaşlar. Biraz daha uğraştığımı çıkartıyormuş. İlk defa kullandığım için nasıl kullanacağımı bilmiyorum açıkçası. Şşş, çocuklar! Evde olduğumun işte böyle birbirleriyle kavga ediyorlar. Evet. Şöyle yaptım arkadaşlar. Fıslattım mı? Çıkıyor. Silmek ne kadar silersek silerim arkadaşlar o kadar temiz olmuyor. İster istemez çocukla evde her şey dökülüyor. En güzeli yıkamaya vermek. İşte kış günü arkadaşlar benim halı kurumuyor. Ama şimdi farmasinin genel temizliği de güzel yaptı. Zaten halım o kadar şey değil de. Bir boya izi var. Bir de kakao süt. Sıcak çikolata pardon arkadaşlar. Onlar dökülmüştü. Az kaldı. Birazdan da durulamasını yaparım. Atarım balkona. Mis gibi havalanır arkadaşlar halım. Aradan çıktı ya. İyi oldu vallahi aradan çıkması. Şuralar hep sıcak çikolata, burası orası arkadaşlar. Ama çıkarttı. Şöyle iyice bastırdım. Biraz da farmasi genel temizlik dökünce tertemiz oldu. Gerçekten yani çok sık dokuma halı almayın. Ben aldığıma bir pişman oldum. Şimdi alırsam böyle hani makine atıp yıkanıyor ya halılar. Onlardan almak gerekiyor arkadaşlar. En güzeli. Bir şey mi döküldü? Anında at makine, mis gibi yıkansın çıksın vallahi. Halım da bayağı kirliymiş ha. Arkadaşlar. Suyum bayağı bir kirlendi. Çünkü 3 çocuk oldu mu malum batıyor. Bir ara arkadaşlarım da davet ettiğimde onların çocuklar da döktü. Meyve suydu, şeydi. Dökülüyor. İster istemez. Eskiden çok kızardım. Niye döküyorsunuz, niye diyorsunuz? Şimdi hiç arkadaşlar. Siliyorum. Çocuklarımdan değerli değil. Hiçbir anları, bu zamanları bir daha gelmeyecek. Anne bak, elmi bir.
Tamam anneciğim, çok az kaldı. Şurayla şu köşe. Oraları da yapıp hızlı şekilde durulamasına geçeceğim arkadaşlar. Anne ben duracağım. Beyaz sabun kokusunu da seviyorum arkadaşlar. Anne dedim ben seviyorum. Çocukluğumdan beri hoşuma gidiyor. Şimdi şuralarda sıcak çikolata lekesi var arkadaşlar. Şurası şurası boya lekesi. Şöyle kenarlar şey olmuş. Kenarlarında alıp yapacağım. Kapakta kalan bölümler. Tamam. Bakın doğrudan da dökünce biraz daha bastırıp uğraştığımı çıkartıyor arkadaşlar. Daha demin dedim ki çıkartıyorum. Biraz sıkıntı oldu mu benim içimi işliyor açıkçası. İster istemez kapor lekesi, kan lekesi çıkmıyor arkadaşlar. Çay lekesi falan bayağı bir zor çıkıyor. Halıya işliyor. Şimdi hızlı geçelim şöyle. Bayağı bir yoruldum vallahi. Koltukları sil, onları sil. Bak şuraya da sıcak çikolata dökülmüştü. Beniş Costa beyaz kıyafet şeyine değil de orayı ne? Bir şey döktüm çıkartmadı. Kustu. Şimdi şunla şöyle işlemedim. Yapacağım. Elim. Şöyle. Arkadaşlar. Biraz sulu şekilde yapacağım. Çünkü sulu yapmayınca çıkartmıyor. Hem de böyle sohbet eşliğinde evet, sileyim biraz. Biraz da hızlandırılmış yapayım dedim. Evet. Bu arada benim bacaklar falan dizlerde şey var. Ağır oluştu şu an. Biraz sağlık problemi var arkadaşlar. Sağlık problemi gerçekten insanı zorluyor. Şuraları sileyim, durulama işlemine geçelim. Arkadaşlar halıyı duruladım. Daha sonra balkona astım. Şu an balkonda böyle havalandırmayı bıraktım. Şu an için hava biraz bozdu gibi. Daha demin iyi güzeldi. Şöyle göstereyim hemen. Sonra bir kahve yapıp sohbet eşliğinde videomu sonlandıracağım. Yoruldum. Daha sonra şöyle evleri toplayacağım. Çorba kaynanamdan sağ olsun. O yapmış. Bir şeyler yemek yapacağım. Arkadaşlar şöyle hava iyi. Camın pisliğine bakın. Yukarıdan aşağıda şey takıyorlar, ediyorlar. Islak bez. O da böyle leke yapıyor. Leke çıkmıyor. Halım burada. Durulama suyunu, ilaç suyunu da balkona döktüm. Balkonda bayağı bir kirlendi. Hemen şu camın şuranın tozunu şeyini aldım. O taraflar taş, toprak, kum. Bir de şu karşıda oturan sürekli getiriyor pislikleri hep şuraya atıyor. Taş, kum, toprak. Allah hidayet versin. Şimdi halım böyle şey olsun. Sıcak çikolata lekeleri çıkmadı tabii. Sıcak çikolata lekeleri duruyor arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse. Şöyle bir tozu şey kırız dedim. Havalandırdım. Ali de kokusunu sevdi. Hani çok güzel böyle çiçek gibi bir şey kokuyor dedi. Böyle hadi kahve yapalım. Bu havalansın. Biraz içerideki deterjan kokusu da çıksın. Çocukları daraltmasın arkadaşlar. Evet kızlar. Saç başladı yeminle. Bugün paket margarin çıkarttım dedim. Brownie kek yapayım eşime. Eşime de yani ilk defa yapacağım. Geçen gün arkadaşlar yaptım. Arkadaşlar çok beğendi. Hatta burada merdiven silen ablamız var. O da çok beğendi. Beyt kebabını falan tarifini istedi kızlar. Şerbetim de var. Ya da yeni bir şerbet kaynatır yaparım. Bugün onu yapacağım akşama. Böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorum. 2-3 bulaşık var sabahtan. Onları şey yapacağım. Kapıları falan petekleri büyük ihtimal başka bir temizlik ürünü gelecek. Onunla deneyeceğim. Bakalım o nasıl. Paylaşırım sizlerle. Anneciğim çöp at onu. Şimdi hemen bir kendime bir kahve yapacağım canlar. Bu arada bana diyorsunuz gözlem şunu kullanma. İlk hani şey yaptığımda bunu almıştım. Bunun sapı mordu arkadaşlar.
ne bileyim, alışkanlık olmuş, kullanıyorum. Var hani cezvem. Tamam anneciğim. Bu arada belde rahatsızlık var ya arkadaşlar. Biraz ağrıma başladı. Şş, kalk annem, kalk. Tamam anneciğim. Şimdi hemen bir kahve yapacağım. Videom yayındadır arkadaşlar. Birazdan onu da şey yaparım, paylaşırım. Yüklenmiştir. Çok az bir dakikası kalmış. Kek mi istiyorum? Vereyim. Tamam gel. Bebeğe vereceğim. Tamam mı? Anne. Anne şiko. Bekle. Bir telavini açsın yiyelim, tamam mı? Al, beraber paylaşın. Ortadan paylaşın, tamam, başlara paylaşın. Tamam mı? Hadi ortadan paylaşın, eşit şekilde. Hadi anneciğim. Hadi eşit şekilde paylaşın. Al, ısır ağzını, ısır. Ağzını kırar. Al. Bu senin. Anne, burada kıracak. Tamam, kırsın. Al, yemiyor mu? Başka vereyim o zaman, bekle. Bak yemem dedi onu. Bıçakla. Toprağı başka bıçak vereceğim ablaları. Bıçakla. Anne fişakla çeçildi. Tamam, brownie ok. Onu var, keselim aşkım. Bir daha kuntuğunu çekelim. Ertuğrul'u dinlemeyin, bağırtmayın onu. Hadi alın. Tamam, ikisi de anne. Hadi. Al seninki burada bebeğim, bak. Bak burada, gel. Al bebeğim. Şeker atmayacağım arkadaşlar. Biraz kilo vereyim. Arkadaşlar toprak top kek istiyor. Top kek kalmamış. Brownie veriyorum, bunu da kabul etmiyor. Dolabı da gösterdim, yok. İnatlaşıyor. Sizin çocuklarınız da böyle mi? Tamam. Gel kahve kaynıyor, gel. Yok, inatlaştı. Gerçekten toprak o kadar aşırı inatçı ki. Dediği dedik. Sanki biraz görünce böyle huylarını almış. Halaya benziyor. Kahraman. Gel. Böyle sarılacaksın. Bir gönlünü yapacaksın. Altına çiş yapmışsın. Temizleyelim. İşte böyle. Toprak böyle. Gece suya bile kalkıyor. İnanır mısınız? Ağlıyor ağlıyor, sağa sola dönüyor. Toprak yeter, yok. Ben ona kızıyorum, o bana kızıyor. Sonra öpüp sarılıyoruz. Sonra suyunu içiyor. Dört kulağıyla da beni dinliyor bu. Yoğurdu yoğurdu, kurban olurum ben sana. Birazdan uyuturum sizi, tamam mı? Niye? Evet arkadaşlar, şöyle yaptım. Birazdan içeceğim, bana afiyet olsun. Aa, bundan vereyim mi sana? Bundan. İstemez misin? İnatlı, aşırı inatçı. İnadı inat bu çocuğu. İnadı inat. Bu derecelerde gerçekten böyle kahvenin şeyin yanında çok güzel oluyor. Arasında da kahveli var. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Evet arkadaşlar, şöyle kahvemi koydum. Şimdi içeceğim. Bayağı bir yorulmuşum. Belim ağrıyor. Hemen bir eve süpürge tutacağım. Dedim kahvemi sohbet eşliğinde kapatayım dedim videomu. Dediğim gibi diğer vloglarımda arkadaşlar, bu video farklı olacak. Mesela burada vlog tarzı değil de böyle, nasıl desem, pratik bilgilere dair şeyler falan paylaşacağım. Belki yemek tarzı, belki temizlik. Hani tek bir vlog video halinde. Mesela yemek yaptıysam temizliği falan katmayacağım. Alışveriş ise sadece alışveriş olacak bunda. Ama öbüründe yemekte, vlogta hepsi bir içinde olacak. Aynı içerik içersin istemiyorum. Böyle. Bu yeni kanalıma da destek verip abone olduğunuz, değer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İnanın ki değer veren arkadaşlara çok teşekkür ederim. Rabbim sizin gönlünüzdeki duaları da kabul etsin. Rabbim sizi de iyi insanlarla karşılaştırsın. Bu arada şikayetsiz yaptım arkadaşlar.
biraz kilo vermek şart çünkü zorluyor beni, sağlık problemlerim, şeylerim, bel, saçlarım dağıldı, alttan bakmayın halinden şu an perişanım. Birazdan şuraları toplarım, şey yaparım, bir duşa girerim. Karnınız acıktı mı? Çocuklar daha yeni yemişti ama bir yarım saat falan oldu. Acıktılarsa karınlarını doldururum, doyururum. Sonra toprağı bir uyuturum. Kahve mi içeceksin? Bu çocuklar niye kahve seviyor? Tamam ver dur, elim yandı. Hafif, yani çikolata mı istiyor abisi? Ali şekersiz yiyormuş diyor. Ver. Yiyormuş hakikaten. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadardı. Videolarımızı izleyip beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviyorum hepinizi. Şu an bayağı bir perişan durumdayım. Hoşçakalın.